Agro Expo fuar turumuz hız kesmeden devam ediyor. Gübre sanayisinde öncü firmalardan birinin standına konuk oluyoruz ve yanımızda Asena Tarım firma yöneticimiz Mehmet Cemal Kurtbay bulunmakta. Önce kendisiyle fuar hakkında, ardından burada yapmış oldukları hizmetlerden, ürün çeşitliliğinden bahsedeceğiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun bizi burada konuk etmiş olduğunuz için. Evet Mehmet Bey, ben öncelikle sizlerden fuar hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Hayırlı fuarlar bu arada. Teşekkür ederim, sağ olun. Agro Expo Türkiye'nin en büyük fuarlarından birisi. Evet, 17.si düzenlendi bu senede. Evet, 17.si düzenlendi. Uluslararası bir fuar. Hem yerli hem yabancı çiftçiler bu fuara katılıyorlar. Evet. Biz de ihracat potansiyelimizi yükseltmek için bu fuara katıldık. Evet, kesinlikle zaten ilk gün olmasına rağmen de yoğunluğu olan bir fuarımız zaten şu evet, anda. Evet, ilk gün ilk saatler, hatta yani öğlen saatleri olmasına rağmen çok yoğun geçiyor. Kesinlikle öyle. Evet, ben Asena Tarım olarak yapmış olduğumuz hizmetlerden bahsetmenizi isteyeceğim. Tabii. Ürün çeşitliliğimizden yani geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. Onlardan bahsetmenizi isteyeceğim. Tabii, bizim Sakarya'da üretim yerimiz. Merkezimiz Sakarya'da. Evet, Sakarya'da üretim yerimiz. %100 organik katı solucan gübresi, sıvı solucan gübresi ve sıvı humik asit üretimi yapıyoruz. Evet. Değişik litrelerde üretim şekillerimiz var. Evet. Tarımın her alanında kullanılabilen bir gübre, organik olduğu için. Tamamen bütün bitkilerde de kullanılabiliyor. Tabii, toprağın olduğu her yerde, hatta artık topraksız tarımda da kullanılabiliyor sıvılaştırılmış haliyle. Sıvı solucan gübresi topraksız tarımda da gayet verim alıyoruz. Evet, Asena Tarım olarak patentini almış olduğunuz Marmara solucan gübresinden bahsetmenizi isteyeceğim özellikle. Evet. MS Marmara solucan gübresi bizim patentli markamız. Biz solucan gübresi üretiminde bu markayı kullanıyoruz. Evet. Bu markayla hem Türkiye'de hem de ihracat olarak yurt dışında ürünlerimizi pazarlıyoruz. Evet, solucan gübresi yapılırken nelere dikkat ediliyor? Hangi kullanım aşamalarından geçiyor? Bunları da söyleyelim. Tabii, solucan gübresi, solucanın maması %100 fermente edilmiş inek gübresidir. İnek gübresi 3 ay fermente edilir. Fermente edilmiş inek gübresi solucana mama olarak yedirilir. Bu da minimum 1 senedir. 1 sene solucan mamanın içinde gezer, mamayı tamamen tüketir. Evet. Katı solucan gübresine dönüştürür. Katı gübrede değişik makinelerde, özellikle hidrodinamik kavitasyon reaktöründe sıvılaştırılarak sıvı gübre elde edilir. Evet, çok güzel, harika. Bütün her yerde de zaten kullanılabiliyor. Tabii, tarımın her alanında kullanılabiliyor. Farklı bir gübre çeşidi. Tamamen çünkü organik olmuş oluyor. Evet, %100 organik. Evet, ben hedeflerinizden bahsetmenizi isteyeceğim. Var mı farklı projeler? Ya var, farklı projelerimiz var. Biz şimdi artık sadece gübre satma değil, gübrelemeyi de kendimiz yapmak istiyoruz. Değişik ekipmanlar satın alarak çiftçilerin gübreleme ihtiyaçlarını tek yerde çözmek istiyoruz. Ha, bunu siz tamamen hepimiz kendi bünyenizde yapacaksınız. Evet, kendi bünyemiz. Hem gübreyi satacağız, gübreyi üreteceğiz, hem de gübrelemelerini biz gerçekleştireceğiz. Çok güzel bir proje. Umarım çok yakın zamanda da gerçekleştirmiş İnşallah. Olursunuz diyelim. Evet, ben açıkçası piyasada yalnız olmadığınızı görüyorum. Evet. Fuarda da aynı şekilde farklı farklı gübre çeşitlerine denk geldik bizler. Evet. Sizi diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Biz organik gübre üretiyoruz. Yani diğer firmalar da kendilerince farklı gübreler üretiyorlar. Kimyasal gübre üreten firmalar var. Bizim gibi organik solucan gübresi üreten firmalar var. Biz kaliteyi ön planda tutuyoruz. Evet, malzemenizde, kalitenizde tamamen ön planda tutuyorsunuz. Evet Mehmet Bey, bu keyifli söyleşimizin son sözlerini sizlere bırakmak istiyorum. Ekran başındaki izleyicilerime neler aktarmak istersiniz? Ekran başındaki izleyicilere söylemek istediğim en önemli şey, organik gübreye bir şans vermeleri gerekiyor artık. Topraklardaki organik madde oranı %3'ün altına düştü. Türkiye'deki toprakların %90'ında neredeyse organik gübre kullanıp bu toprakları tedavi etmeleri gerekiyor. Evet. Mehmet Bey, ben vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Ben hizmetleriniz, başarılarınız daim olsun inşallah. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, Agro Expo fuar turumuz hız kesmeden devam edecek. Asena Tarım'daydık ve şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Hoşçakalın.